Arkadaşlar nerede olduğumuzu birazdan açıklayacağım ama yani nerede olduğumuzu şu anda açıklayamıyorum. Çünkü gitmek istediğimiz noktaya henüz gidemedik. Az önce şimdi arada bir su var. Biz karşıya geçmeye çalışıyoruz. Köprü yapmaya çalıştık. Su çok hızlı aktığı için köprü yapma girişimimizde başarısız oldu. Koyduğumuz taşı su alıp götürüyor. Böyle biraz suyun yayvan bir yerini bulduk arkadaşlar. Şimdi buradan geçeceğiz, sıvayacağız, çıkaracağız çorapları, paçayı sıvayacağız arkadaşlar. Karşıya geçeceğiz. Karşıya geçtikten sonra ben gezinin başlangıç özetini anlatacağım size. Öncelikle bir şuradan geçmemiz gerekiyor. Size bulunduğumuz noktayı göstereyim hemen. Ne oluyor iş? Hadi bakalım. Uşağım. Geçiyorum. Hadi bakalım Laz. Hoppa. Pardon. Hemen daha yüzükler. Hazır mısınız? Evet, ayakkabılar çıktı arkadaşlar. Hadi bakalım. Nereden? Gençli bir düz. Evet, buradan. Zaten of. Sen de vurup kalkarsın. Tutunun abi. Boy be. Yazın olsa şuraya bir yatacaksın. Of. Güzel ama. Ben uyandım. Değiliz bak. Şimdiden hasta ettin kendini. Niye hasta olalım? Evet. Hadi bakalım gençler. Hadi. Ama burası çamur. Yapacak bir şey yok. Çamur doğadasın. Değil mi arkadaşlar? Hoppa. Evet. Geçtik. Şimdi şu ayakkabı ve çorap işlemini halledeyim. Ben çekime geri döneceğim. Arkadaşlar herkese günaydın. Şimdi biz Urfa'dan yola çıktık. Mardin Kızıltepe'ye geldik. Şu anda Mardin Kızıltepe'deyiz. Beşdeğirmen köyüne geldik arkadaşlar. Şimdi buranın Fulya birazdan çok üzülecek. Niye çok üzülecek? Travertenlerin sadece o Pamukkale'den ibaret olduğunu düşünüyor. Ama böyle bir şey tabii ki yok arkadaşlar. Burada yine gizli bir güzelliğe geldik burada. Çok Türkiye'de çok bilinmeyen ama mutlaka görülmesi gereken yerlerden birisi. Ve yine birçok şeyde olduğu gibi yani burada mevsim geçişi çok hızlı arkadaşlar. Yani ne oluyor? İşte bir anda kış geliyor. Kış bitiyor. Böyle doğru düzgün bahar yaşamadan çok kısa bir süre bahar yaşayıp hemen ardından yaz sıcağına geçiliyor. O yüzden böyle ne çok fazla yeşili görebiliyoruz ya da işte ne çok fazla akan dereleri görebiliyoruz. Çünkü o sıcağı geçtiği andan itibaren hemen kurumaya yüz tutuyor. Şimdi geldiğimiz noktada bir dere oluşmuş. Çok da hızlı akıyor arkadaşlar. Orayı geçtik. Geçerken bir tık zorlandık. Yani bir köprü yapmaya çalıştık ama köprüyü yapamadık. Su gerçekten hızlı akıyordu. Yani çok dar bir alan aslında. Çok geniş nehir gibi değil. Dar bir alanda olmasına rağmen. Zaten dar bir alanda olduğu için aslında o kadar hızlı. Çok hızlı aktığı için köprüyü yapamadık. Koyduğumuz taşı su götürdü. Her neyse çıkardık ayakkabıları, çorapları çıkardık. Karşıya geçtik. Şimdi herkes tekrar ayakkabılarını giyiyor. Hazırlık aşamasında herkes. Hazırlığımızı yapıyoruz. Sevindirici bir taraf. Benim bu bölge hakkında çok fazla bir bilgim yok. Ama gezimizde bir tane rehber var arkadaşlar. Bölgeyi bilen bir rehberimiz var. O da bize işte köyü, bu bölgeyi anlatacak. Bugün aslında böyle çok da doğa yürüyüşü gibi değil de bir doğada bir gezi gibi olacak. Böyle hani sabit bir rotada işte tempolu, aşırı kurallı bir yürüyüş olmayacak bu sefer. Böyle dediğim gibi daha gezi modunda, daha rahat. Biraz daha normalde işte böyle tek sıra, işte yancı, artçı. Böyle bugün biraz daha Ege işi olacak yani relax bir doğa yürüyüşü olacak. Aynen. Olur gider diyeceğiz. Ben yedirecektim sabah. Şimdi bugün yürüyüş olduğu için ben çok mutluyum. Neden çok mutluyum?
Çünkü biliyorsunuz yarın seçim var ve ben biraz bu sürece kendimi çok kaptırıyorum. Şimdi ben bugün evde olsaydım bugün bak doğanın mucizesi mi? Evet. Bakın arkadaşlar. Sukulent değil de uşağım. Acık yazdığın gibi geldi bana. Kesinlikle sukulent değil yani. Arkadaşlar. Ben bugün evde olsaydım günü bitiremezdim arkadaşlar. Yani yarın seçim var. Böyle süreci de böyle biraz takip edip kendimi kaptırmayı seviyorum. Doğada olmak ve zamanın yürüyerek geçeceğini bilmek benim içimi rahatlatıyor. Geldiğimiz, görmeyi amaçladığımız köy karşıda. Hemen orayı çekiyorum. Şu anda yürüyüşe başladığımız noktaya çok yakınız. Birazcık ilerledik. Yani bir 5 dakika falan yürüdük. Karşımıza terk edilmiş böyle bir köy de demeyeyim arkadaşlar da hane gibi bir yer çıktı. Muhtemelen burası tek bir aileye ait ama aileler kalabalık biliyorsunuz. Tek bir aileye ait kalabalık bir hanenin yaşadığı bir yermiş ama terk edilmiş arkadaşlar. Tahminen konuşuyorum çünkü rehberimizin yani o daha çok güzergah hakkında bize rehberlik yapacak. Tarihi anlamda sorduk. Bir bilgisi olmadığını söyledi. Şöyle ben baktığım zaman belki izlemişsinizdir arkadaşlar. Benim bir Ehneş, terk edilmiş Ermeniköy Ehneş videom vardı. Oradaki yapılara, oradaki binalara çok benziyor. Muhtemelen, tahminen konuşuyorum, tamamen tahmini. Muhtemelen burada yaşayan insanlar da Ermeniymiş. Bence oradaki gözlemime dayanarak söylüyorum. Şöyle size hemen karşımda göstereyim. Ve yani keşke işte kim yaşamış, hangi dönemden falan bununla ilgili bir bilgi verebilseydim ama dediğim gibi bir bilgiye sahip değilim. Şöyle hemen orada biraz yaklaşayım. Sonra biz yürüyüşe kaldığımız yerden devam edeceğiz. Tabii artık virane gibi olmuş arkadaşlar. Diğer gittiğimiz video çektiğim yerlerde de görüyorsunuz. Bu tip eski yani kalıntıların olduğu noktalar arkadaşlar depremden sonra bozuldu. Yani içerisi böyle bayağı bir kaya taş devrilmiş. Muhtemelen o da depremde olan bir şey. Ha bir de şöyle bir talihsizlik de var. Böyle noktalar genellikle arkadaşlar yani sanki böyle gezdiğinizde diyorsunuz ki burada köstebek gezmiş, köstebek yuvası. Ne yazık ki halkımız delik deşik ediyor böyle noktaları. Bu da üzücü bir durum. Şimdi ben bu videoları çektikten sonra arkadaşlar editlerken kendime bazı konularda kızıyorum. Çünkü çekerken farkına varmıyorum onu yaptığımı. Bu arada bir tane bak kara indi bu arkadaşlar. Buz devrindeki o son kara hindiva. Farkına varmıyorum. Bak, az önce de yaptım bunu. Diyarbakır videosunda kendime kızdım. Neden kızdım? O kadar çok arkadaşlar diyorum ki yani editlerken kendime gerçekten dedim yani hani bu kadar çok arkadaşlar demek için yıllarca kendini bugüne mi sakladın diye kızdım kendime bir miktar. Olsun. Yani o an farkına varamıyorum onun ama yapacak bir şey yok. Siz de kusura bakmayın. Neticede yani biliyorsunuz ben bunu hobi olarak yapıyorum arkadaşlar. Daha yapalıza şurada 4 aydır video çekiyorum. Girelim. Burada ne var? Burada bir tünel oluşmuş arkadaşlar. Şu tünelin içine giriyorum. Ben böyle yerleri de çok sevmem ama bir girelim bakalım. Sevmem derken severim de vallahi yalan yok biraz beni ürkütür. Bak yerler hep oyulmuş, gazılmış. Oradan ne oluyor? Tavandan su damlıyor. Burada var ya 50 tane yılan vardır ha şu an. En az. En az 50 tane. Vay 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 vay. Bakın şurada bir açıklık var arkadaşlar. Şunun güzelliğine bakın. Kim bilir kimin eviydi burada, kimler yaşadı, kimler sığındı,
Ne olaylar oldu. Köye doğru giderken size bulunduğum noktayı tekrar gösteriyorum. Mikrofonda böyle biraz rüzgar parazit yapabilir. Hava rüzgarlı, bulunduğumuz yerde yüksek. Şu karşıdaki dağların, tepelerin görüntüsü çok güzel. Bağırın habercileri. Burada bir gelincik. Kara hindiba çiçekleri. Şurada da var bir tane. Yalnız abi o önceki çok güzel değil miydi? Gördüğüm en güzel yerlerden biriydi. Böyle mağara olarak. Bir de buraya çok zarar vermemişler abi. Yeni keşfediliyor. Yayılacak değil mi? Yani çok tahrip edilmemiş, duvarda yazılar yok, öyle çok kırma dökme olmamış yani. Normalde her gittiğimiz yerin duvarları berbat durumda yani. Aynen, ille bir kalp atılıyor, bir küfür yazılıyor. Arkadaşlar bir gün buraya olur da yolunuz düşerse, buraya gelmeniz gereken mevsim Nisan-Mayıs. Çünkü Mayıs'tan sonra artık buradaki su kuruyor, akan su kuruyor. Çiçekler, yeşillik hepsi artık burayı terk ediyor. Zaman geçiyor. Daha çok böyle sıcak bir kayalık bir alana gelmiş oluyorsunuz. Ama şu an bizim olduğumuz dönemde Nisan-Mayıs gibi gelirseniz gerçekten çok güzel. Suyun sesi bile o kadar güzel ki. Böyle insanı gerçekten dinlendiriyor. Yalnız şu an benim su sesiyle değil. Böyle bedenen bir dinlenmem lazım. Nefesim çok kabardı. Çünkü bayağı dik. İyi çıktık ama şu ileride şuradan itibaren artık biraz daha aşağıya doğru dönüyor eğim. Yokuş aşağı salacağım arabayı. Doğası nasıl ama? Çok güzel. Ha? Çok güzel. Çok güzel. O yüzden güzel. Şurada oturalım dedik 2 dakika bir bakalım. Doğası çok güzel. Ses bir yandan su sesi. Ya bir de ben şu şey olayını çok seviyorum. O böyle terk edilmiş ev, köy gibi böyle evet. Şeyler var ya. Burası tabii orada bir herhalde. Evet. Köy burası. Köy aynı. Bu 5 değirmen köyü burası. Ama yeşilliği, doğası çok. Tabii ben şimdi böyle bakınca hoşuma gidiyor diyorum da arkadaşlar. Yani şöyle bir gerçek var. Yine arkadaşlar dedim bak. Şunu bırakmam lazım ya. Çok kullandığım bir kelime. Burada iyice arttırıyorum. Vallahi kusuruma bakmayın. Şimdi ben diyorum işte böyle yıkılmış, terk edilmiş köy dışarıdan bakınca böyle güzel görünüyor falan ama aslında düşünüp yani baktığınız zaman işin gerçeğine bu terk edilmiş köylerde de genellikle bir acı var. Yani terk etme sebepleri var. Genelde arkasında bir hüzün yatıyor, bir acı yatıyor bu terk etmelerin. Ama tabii bakınca yine de göze güzel geliyor arka planını düşünmezsek. Hemen size tekrar köyü şöyle bir göstereyim. Vay be Fulyam, dağ keçisi gibisin ha. Vallahi keçi gibi tırmandın. Laza bak, uşağım da bastı gitti Karadeniz'in yaylalarında alışmış. Önce. Şöyle leylek gibi sekelim mi? Leylek gibi sekelim mi? Şöyle yürüyecekmişiz. Ehneş'te de aynen böyleydi. Evlerin aralarında sokaklar oluşmuş. Sokakları da yani o sokak yolunu da taş örerek yapmışlar. Tabii ki böyle ne bileyim bir at arabasının vesaire zaten şu bulunduğu noktada hani at arabasına müsait bir nokta değil ama sadece insan geçebilecek şekilde yapılmış sokaklar ve evlerin genellikle birbiriyle bağlantısı vardı Ehneş'te. Burada da gördüğüm kadarıyla öyle. Yani burada bütün evlerin bir şekilde birleştiği bir sokak. Evlerin birbiriyle yani bir yolu mutlaka var. O yüzden zaten hep söyleniyor. Yani burada aslında hani farklı birbirini tanımayan yani şu anki yaşam alanı gibi. Hani bir köyde herkes birbiriyle akraba değil. Belki çok geriye gitse öyle. Ama sonuçta herkesin birbiriyle akraba olma durumu yok. Ama buralarda arkadaşlar şey var. Yani bir aile kuruyor. Bir köy bir ailenin. İleride bir köy daha var. O başka bir ailenin, başka bir soya da ait gibi.
Şimdi ben şöyle şunların arasından biraz yürüyeceğim. Sonra o mola verdiğimiz, yani bakın şuraya bir bakın arkadaşlar, bak. Hep yan yana, yan yana, yan yana. Bana burası biraz Kaya Köyü çağrıştırdı. Orada da nasıl, yani en şu an, yani biz bunu az önce de konuştuk. Gerçekten geçmişteki insanlar bana çok daha zekiymiş gibi geliyor. Orada, burada mesela şu an senin tarım yapabileceğin bir nokta değil burası. Kayalık, işte sarp bir nokta, eğimli. Sen burada yapamazsın. Tarım yapabileceğin bir toprak değil burası. Ne yapıyorsun? Tarım yapamayacağın noktaya ev yapıyorsun. Düzgün, yani oraya uygun topraklarda da, tarıma uygun topraklarda da tarımını yapıyorsun. Yani şu an bizim olduğumuz yer, şu an sen herhalde buraya bir ev yapacağım desen, böyle bir noktaya, mesela burası boşluk arkadaşlar. Sen buraya ev yapacağım desen, seni tanıyan insanlar der ki yani bula bula burayı mı buldun? Evet, burayı. Çünkü evi buraya yapacaksın zaten. Tarıma müsait noktada tarım yapacaksın. Hayvancılığa müsait noktada hayvancılık yapacaksın. Yani en güzel noktalara ev yapıp mahveden, bilmiyorum, bizden önceki uygarlıklarda bu yok yani. Şu son dönemin modası bu ne yazık ki. Ben şurayı şöyle biraz dolaşacağım. Dolaştıktan sonra yukarı ekibin olduğu, grubun mola verdiği noktaya gideceğim. Orada da bir kahve içeceğim manzaraya karşı. Arkadaşlar şimdi ben orada fotoğraf çekerken şu kayanın üstüne tırmanmıştım. Nergis'te dedim ki aç dedim ya, kendi gözünden bir çek. Şimdi ben kamerayı Nergis'e devrediyorum. Bir 5 dakika falan Nergis'teyiz. Selamlar. Evet Nergis'ciğim buyurun. Çok heyecanlı. Oha, sanki duruyoruz. Şu anda tam olarak gittiğimiz, aslında gideceğimiz şelalenin tam karşısındayız. Şey demeyeyim, o kadar. Çok heyecanlıymış. Ya öyle ekran karşısında izlerken. Tabii. Evet. Diyordum ya arka fonda. Çok iyi. Evet, çok emaneti. Şöyle şey diye uzak dur benden. Şimdi aslında benim de böyle bir çekme niyetim vardı önden. Burada tecrübe etmek güzel oldu. Ama şimdi siz varsınız diye mi utanıyorum acaba? Evet, şu anda gösteriyorum etrafı. Birazcık engebeli olsa da İdare eder bence. Yani çıkılıyor. Ya kesin oraya çıkamam dediğim yerler oldu. Ya ne bölüyorsun ya? Tam ciddi bir mesele anlatıyordum. Dön dön. Oldum ben bir geveze. Darılma hanım. Gariban Nergis de kendi başına iyisi. Yok al lütfen. Ha, pardon ama. Gariban dedik ya. Hava şu anda 20 derece vesaire, değil mi? Gayet güzel bir havada yürüyoruz. Çok güzel, çiçek gibi. Zaten yerler falan da çiçek bu arada. Ya abi kamerayı bir tutarken çok iyiymiş ya. Devam değil et, devam mi? Et. Evet, dinliyorum. Birazcık... Evet, Nergis'ciğim. Bak biri bana öyle söyleyince konuşamıyorum. Ha tamam. Başka? Başka? Bildiğim bütün muhabbetleri anlatayım. Canım benim, full yağ. Burada bazı otlar var. Evet. Benim çok dikkatimi çekti. Mesela hemen gösteriyorum. Ben bir tane gösterdim. Şu. Kara hindiba. Kadife bunu, gibi bunu, bir dokusu var. Çok enteresan. Bir göster Uğur istersen. Bir tane kopar. Hiçbir kokusu yok. Evet, hiçbir ama kokusu yok ama dokusu. Bildiğin kadife. İçinde ne var? Hemen bir bakalım. Bir Nergis içeriye göster. Ya arkamda babam gibi. Yaparsın kızım, gir. Çekebilirsin. Hadi. Hadi okuyayım. Bu siyah olması demek buranın ocak olarak kullanıldığı anlamına geliyor bence. Aa, değil mi? Üstad. Şey demişim, Tug Life. Ya yapıyorsun ya. Tabii tabii. Biraz daha gezsem buralarda tam ama adam olurum. Tug Life dedim ya. Tak. Orada tug başka life bir şey sokarsın. Oraya. Hayır, onu bildiğim vereceğim. Ha, Tug Life. Tug. Neyse, sen beni böyle bozduysan daha yakalayamazsın bak. Öyle de kendinden eminim. Tug Life. Tug Life. Ama ben hep Tug diyordum, biliyor i̇şte musun? İşte deme işte. Tamam, ne diyeyim? Tug mı? Tug Life. Bak şu mevsimde, bugün 30 Mart. Bu mevsimde böyleyse 1-2 ay sonra ne olur bilmiyorum burası.
Buraya zaten 2 ay sonra gelinmez. Gelinmez yani. Abi yok. Zaten taşlık yani araziye çıkılmaz. Sığınacağın bir ağaç gölgesi yok. Bir şey yok yani buraya gelemezsin abi. Yani mahvolursun. Gelirsin de. Her şey bitti, çiçek böcekten bahsediyorum. Ver. Öyle. Hadi baylar. Nergis'ciğim çok teşekkür ediyorum. Rica ederim efendim. Arkadaşlar son 5 dakikayı. Tabii ben bunu kırparım böyle bir şey. Kaç kalır bilmiyorum da. Son 5-10 dakikadır Nergis'teydi kamera. Efendim teşekkür ediyorum tekrardan. Rica ederim. Ben size teşekkür ederim. O yüzden yani video çekenleri eleştirirken öyle ben bu şekilde böyle bir tık konuşurum. Bir tık daha böyle affedici olun arkadaşlar. Yani görmezden gelin. O kamerayı ele alınca işler birazcık değişiyor. Fulya yürüyüşümüzün reklam yüzü oldu. Ve gelmek istediğimiz noktaya sonunda geldik. Şelalenin aktığı nokta hemen karşımda. Bunun ismini hep unutuyorum da normalde Taraça deniyordu galiba. Tabii bu tarım arazisinde böyle söyleniyor da. Yani böyle adım adım basamak basamak iniyor arkadaşlar. Pamukkale travertenlerine de benziyor. Tek fark burada. İşte artık o suyun içindeki minerallerden mi kaynaklı bilmiyorum. Burada sadece o beyazlaşma yok. Ama onun haricinde görüntü oldukça benziyor. Hatta buranın suyu daha çok daha bol görünüyor buradan bakınca. Egeli, İzmirli İmran abim oruçlu olduğu için bir tık yorgun görünüyorsun abi ama nasıl durum? Vallahi şu ana kadar güzel. Oruçlu olan bir yana faydası var. Eşya meşya almıyoruz yanımıza. Sadece kendimi getirdim diyorsun. Aynen, kendimi getirdim. Gözlüğümü aldım geldim. Aynen öyle. Çok güzel. Gerçekten iyi bir parkurdu. Böyle bir güzel yer olması ülkemizde hele Mardin gibi yerde bulunmaz. Nimet diyelim. Ve senin gibi arkadaşımız olması da, toprağın olması da onur ve gurur verici. Teşekkür ediyorum abicim. Teşekkürler İmran abi. Evet, şuradan da hemen geçelim. Ya şu güzellik, bayılıyorum ya. Ve buranın hiç bilinmemesine de üzülüyorum. Yani tamamen kendi haline bırakılmış bilinmeyen bir güzellik var burada. Yani şeyde ayrı bir güzellik katıyor. Böyle yürüdüğümüz yer taşların, kayaların arası. Her yerden böyle bir su çıkıyor. Kayaların arasından su çıkıyor. Yani burası bir İskandinav ülkesi olsa beğenirsiniz arkadaşlar. Ama burası Mardin Kızıltepe. Pasaport yok. Vize yok. Çıkıp geleceksin. Yürüyüşünü yapacaksın. Kampını kuracaksın. 10 numara bir coğrafyada gezeceksin. Bunun için uçağa binmene gerek kalmayacak. Bir sürü rezervasyonları bak 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 Fulya'ma baksana aykırı be. Helal kız sana. Vallahi bana mısın demedi alttan bastı geçti ayağı ıslattı. Senin ayağın ıslanmadı mı? Aha drone. Kimin o? Drone kimin? Benimki beni Urfa'da bekliyor evde. Risk aldım çünkü bu su geçirmiyor. Bayağı risk almışsın ya. Su geçirmez ayakkabını su geçirmeyeceğini bilerek basıp risk almak. Çok güzel değil mi? Avrupa sevdalısı Nergis. Bak. Hollanda'ya, Norveç'e, İsveç'e gitmene gerek yok. Bak. Şu güzelliğe bak. Kendi memleketinden başla gezmeye. Tamam. Kıymet bilmez seni. Nergis'e taş atacaksınız arkadaşlar. Keyifli oluyor.
Bir dobarlanamadın, düşüyordun. Allah, ama kamera seni çekmiyordu. Keşke çekseydim ya. Böyle bir yalpaladı, uzandı, tutundu. Bak bu zeytin ağacı, bak. Bu zeytin ağacı en az 70 yıllık, en az. Bence. Bunun yaşını nasıl tahmin ediyorduk ya? Ediyorum, biraz sallanacak. Ya sanki gözlesin. Ya o şey, her türde olmuyor. İçindeki evet, halkalara bakarak yapıyorlar. Bu su içiliyor muymuş? Bence içilir ya. İçiliyor mu su? En azından yüzümüzü koyalım. Bence içilmez arkadaşlar. Yani aslında durgun su değil. Normalde içilirdi ama yukarıda insan var. Orada bir işese öyle buraya gelir. Abi bu içilir mi başkanım? İçilir abi. Yukarıda insan var abi. İşiyordur. Evet abi. Ne yapacağız? İşiyordur. O da doğa. Ama çok güzel ya. Ya biraz ayaklarını soksak. Sokalım abi. 5 dakika bir ayağıma ayağa soksak bir şey olur mu başkanım? Aynen, burada bir saat sıkıntı yok değil mi? Bir saat öğlen yemeği vereceğiz. Burada. Ha süper. Tamam takılalım o zaman. Ayağı bir sokalım. Ha işte sen burada ayağı sokken aşağıdan içiyor işte. Evet. Bunu demek istiyorum. Ben grup rehberi Sedat abinin yakasına bir tık yapıştım böyle. Dedim abi gel dedim sana böyle biraz sohbet edelim, birkaç soru sorayım. Şimdi kendisi yanımda. Sedat abi merhaba. Merhaba. Şimdi sen nerede katıldın abi bize gelirken? Gelirken parkurun başında biz katıldık. Tabii ilk asıl ilk şehrin içinde biz. Şehrin içinde buluştuk. Aynen, buluştuk. Sen nerelisin abi memleketin? Ben Mardinliyim. Mardinlisin. Mardin merkeze var. Şimdi yürüyüşün başlangıcında sen bize onu söyledin. Ben videoyu izleyenlerin de bilmesini istiyorum. Sizin bir grubunuz var zaten evet. Kendi. Adı neydi? Bizim Ardos Doğa Kulübü diye bir kulübümüz var. 9 kişiden oluşan bir yönetim grubumuz var. Çevremizde ve çevre illerde doğa kulübü, işte doğa sporlarıdır, doğa yürüyüşleridir gibi etkinliklerimiz oluyor. Etkinlikler yapıyorsunuz. Şimdi abi sen bu işin içinde birisi olarak, yani burada yürüyüşler düzenleyen, doğa yürüyüşü yapan bir insansın. Bu kulüpteki amacınız nedir? Neyi amaçlıyorsunuz abi? Şimdi sen mesela amacın sadece yürümek olsa bunu tek başına da yapabilirdin. Kulüp olarak böyle varmak istediğiniz bir amaç, ne bileyim yöreyi tanıtmak, gençleri doğaya yönlendirmek gibi herhangi bir amacınız var mı? Tabii ki bizim en başta amacımız tabii ki dediğim gibi mesela başta 9 kişiden oluşan yönetim grubumuz hepsinin ortak bir noktası çevremiz ve çevreyi daha iyi tanıtma. Bunun için ilde buna talep de olduğu için biz de bu doğa severliğin biz de ön planda olduğumuz için işte bize katılan arkadaşlarımıza hem rehberlik edebilme adına hem de doğayı daha iyi tanıtabilme adına hem de doğada kendi ilimizde keşfedemediğimiz bir sürü yer var ki, bir sürü zenginlik var ki. Nitekim biz gittiğimiz yerlerde mesela işte paylaşımlarımız olsun, sosyal medyalarımız olsun, oralardan paylaşarak insanlar bunu fark ettiği zaman bize daha çok katılım sağladıkları için ve görme istekleri yani farkındalık olduğu için hem katılımları oluyor hem de bu süreç daha da zevkli bir hale geliyor. Zevkli hale geliyor. Peki abi şimdi mesela bazı noktalar var, keşfedildikten sonra keşfedildiği halinden eser kalmıyor biliyorsun. Yani evet. İnsanlar evet. Kendimizi burada ben herkese eleştiriyorum. Biz çok doğal güzelliklerin kıymetini bilen bir toplum değiliz. Kesinlikle. Yani gerçekten bunu halka tamamen katmak ve duyurmak ne kadar doğru sence? Yani, ya da biz bu bilinci de mi oluşturmalıyız? Yani bu konu şöyle, hakkında ne düşünüyorsun? Bu konuda mesela ben eğitimlerin verilmesinden yanayım. Yani mesela doğayı bizim mesela kulübümüzün bir sözü var. Doğaya sadece ayak izini bırak diye. Evet. Yani bir doğaya gittiğiniz zaman sadece ayak izinizin dışında herhangi bir şeyin kalmaması lazım. Ama işte yani gördüğümüz zaman işte çıkıp bu şelaleler, bu doğanın güzelliklerini, bu keşifleri yaptığımız zaman insanlar bunu fark ettiğinde
şu güzelliği görmekle bilinçli görmek arasında fark var. Yani bir fotoğrafa bakarsınız ya da bir fotoğrafa baktığınızda o fotoğraf size ne anlatmak istediğini öğrenmek arasında fark. Biz o fotoğrafta ne anlatmak istediğini aslında anlatmaya çalışıyoruz insanlara, doğamız olarak. Peki bir şeyler mesela kaç yıldır abi bu kulüp? Bu kulüp bir yıl, ortalama bir yıldır var. Bir yıldır var. Evet. Peki bir yıldır bir şeyleri değiştirdiğinize inanıyor musunuz? Mesela gençleri yönlendirdiğinize veyahut işte bilinmeyen bir güzelliğin ortaya çıkmasında, yani böyle bir bu emeğinizin ve çabanızın karşılığını alıyor musunuz? Ya şöyle, mesela biz ilk başladığımızda dediğim gibi mesela 7-8 kişi, toplamda 9 kişilik bir ekip olduk. Biz kendimiz önce kişisel olarak mesela 9 kişilik bir arkadaş grubuyla başladık. Kendimiz sadece giderdik, işte doğa yürüyüşlerimiz olsun, kamplarımız olsun, etkinlikleri yapardık. Sonradan insanların bize olumlu dönüşleri oldu. Olumlu dönüşleri olduğu zaman biz de şuna kanaat getirdik. Demek ki toplumun, ilin, ilçenin, işte yörenin buna bir arz talep meselesinin olduğunu fark ettik. Ve biz sosyal medya mecralarına girmeye başladık. Oradan yavaştan büyümeye başladık. Ve insanlar bize katılmaya başladı. Evet. Yani biz bir arkadaş grubu olarak katılıp sonra işte bir doğa kulübü haline gelebildiysek, insanlar da bize katılabildiyse, demek ki biz bir şeyleri yapabildik, insanları bunu empoze edebildik, bu farkındalığı yaratabildiğimize inanıyorum. Yüzeli kısmına gelince yani zamanla daha güzel olacak. Daha güzel olacak. Yani siz aslında bu şehirdeki bir boşluğu da doldurduğunuzu düşünüyorsunuz. Aynen öyle. Aynen öyle. Abi çok memnun oldum. Son böyle doğayla ilgili, insanlar veya bu bölgeyle ilgili söylemek istediğim bir şey varsa söyleyebilirsin. Şunu dile getirmek istiyorum. İnsanlar doğaya gerçekten sahip çıkmaları gerektiğine kesinlikle inanıyorum. Doğa insanı başka bir hayat veriyor insana. İnsanı yaşatıyor, nefesini açıyor, görüş açısını değiştiriyor. Yani doğada, şehirde bulamadığımız her şeyi kesinlikle doğada bulabiliriz. Ve lütfen herkesin doğaya sahip çıkmasını istiyorum. Çok teşekkürler Sedat abi. Teşekkür ediyorum. Evet, şunu görmeyin arkadaşlar. Onun haricinde her şey burada çok güzel. Karşıya varacağım, oraya ulaşmaya çalışıyorum. Ama nasıl gideceğiz? Şöyle bir geçelim. Şuradan geçelim. Evet, bize burada rehberlik yapan kulüp başkanı Sedat abiyle konuştuk. Az önce kahve içeceğim dedim. Henüz içemedim. Şimdi bu ahali de beni bekliyor. Evet. Ne için? Kahve. Ne için? Kahve. Ortamda bir kahve. Biz bir kahve molası verelim. Aşağıda, yani bu aktığı noktalarda küçük havuzlar, havuzcuklar oluşmuş. Su da çok böyle güzel, yani ne böyle buz gibi bir su ne de yüzdüğünde seni serinletmeyecek kadar ılık bir su. Böyle çok güzel bu mevsimde bile böyle. Zaten yazın kuruduğunu söylemiştim. Yüzüyordu çocuklar, birkaç tane çocuk aşağıda o şelalelerin oluşturduğu havuzda yüzüyordu. Ama zaten dışarıdaki hava şu an gerçekten mükemmel bir hava var. Sanki Haziran'daymışız gibi hissettiriyor. Tabii bunu dünya iklim açısından değerlendirdiğimizde bu çok da iyi bir durum değil ama yine de güzel. Lan yılan var, yılan yılan. Zaten korktum. Oh. Arkadaşlar. Sen ne ara geldin? Ben. Oh, kalbim. Beş değirmende yürür, izimi belli etmem. Devam. Devam ki. Devam ki. Ya sen Karadeniz'in yaylalarında büyümüşsün, yılandan mı korkarsın ya? Ben senin sesinden korktum.
Şimdi başkanımla suyun gözüne doğru gidiyoruz. Suyun gözüne bir ulaşalım, suyun gözünü bir görelim. Sonra gezimize. Mesela batıdaki insanlar olsa buraya kaynak suyu yapıp pazarlarlar burayı. Kesinlikle öyle. Suyunu, içtin mi abi suyu? Yok, içmedim. Gel beraber içelim. Suyun İçelim. Burada içmedim. Mesela Köyceğiz'de İbrahim abi. Çok güzel bir kaynak suyu var. Orayı hemen fabrika kapattı. Şişeleyip satıyorlar. Şey görünmüyor mu? Görünmüyor. Yani biraz yakınlaştırmamız gerekiyor. Aslında karşıdan geliniyor da. Karşıdan merdivenin aşağıya kadar evet. Şurada mağaranın altından değil mi evet, abi? Evet, mağaranın tamam. Altından çıkıyor. Dağ suyu. Işte. Şöyle şuradan akıp. Hı. Bak bu içilebilir gözü. Evet. Değil mi? Evet. Hadi içelim alttan alalım. Bence de. Musab adamım, Musab benim öğrencim arkadaşlar. Kendisiyle birlikte yürüyoruz. Dünya tatlısı, harika bir öğrenci. Musab nasıl gidiyor yürüyüş? İyi. He? Mutlu musun? Evet. Keyfin yerinde mi? Evet. Çok güzel. Baba, hay, baba, hay. Baba, görmediği şeye basma. Mesela orası boş olabilirdi. Olabilir. Evet. Suyun gözünden su almaya çalıştık. Alamadık. Biraz aşağılarda bir umut alabileceğimiz bir nokta vardır diye bir hayli yürüdük. Ama çok uzaklaşınca da böyle araya hani işte yosun, insan birçok faktör giriyor. Çok uzaklaşınca da suyun gözünden sudan almak istemedik arkadaşlar. Suyu ararken gözüne yakın yani suyu doldurabileceğim bir nokta ararken vücudumda var olan suyu da kaybettim. Şu an dilim damağım kurudu, suyum da bitti. Ben bu kadar sıcak bir gün beklemiyordum. Normalde yanımda getirdiğim 1 litre su bana gün içerisinde yetiyordu. Kışı olduğu için, hava serin olduğu için. Ama bugün getirdiğim bana yetmedi. Bu da bana ders olsun. Bundan sonra en az 2 litre su dönemi başlamış. Şimdi yola çıkmak için bizim tekrar bu akan suyu geçmemiz gerekiyor. Geçişte yine köprü olmadığı için yine ayakkabıyı, çorabı çıkaracağız. Hemen göstereyim size. Şu noktadan önce şuradan bir geçeceğiz. Sonra bir de karşıdan bir daha geçeceğiz. İki tane nokta var. Şimdi ben ayakkabıyı, çorabı çıkarıyorum. Karşıya geçiyorum. Nasıl geçti Musab? Nasıldı yürüyüş? İyi. İyi miydi? Evet. Yoruldun mu? Evet. Susadın mı? Yok. Yok. Bir daha olsa bir daha yürür müsün? Evet. Evet. Adam çekirdekten dağcı, çekirdekten kampçı ve yürüyüşçü. Zaten bizim kulübümüzün başkanı da Musab'ın babası oluyor arkadaşlar. Güzel bir yürüyüş oldu. Şimdi artık minibüslere bineceğimiz noktaya geldik. Ve kendinize iyi bakın. Ben çekerken eğlendim. Siz de umarım izlerken eğlenirsiniz. Bir sonraki yürüyüşüm Nemrut'ta görüşmek üzere. Musab Esallah.